Geri de alamadım. Tanıştığımız zamanlar ne kadar oldu yaklaşık olarak? Yaklaşık 16 ay önce tanıştık. Ameliyata girmeden evvel 166 kiloydum. 166. En son çıktığım kilo oydu. Malum süreçleri atlattık. O ara dönemde sıvı, berrak sıvı, püre ve patiye geçişleri yaptık. Ben bu süreçte sizin direkt kitlenizden hiç dışarı çıkmadım. Ve bunun semeresini de gördüm. İlaç kullanıyordum. Karaciğer yağlanması da mı vardı? Evet. Hatta son evre karaciğer yağlanması vardı. Evet. Uyku apnesi. Bundan 16 ay evvel tüp mide operasyonu geçirdim. Tüp mide operasyonu geçirmeden evvel çok ciddi sağlık problemlerim vardı. Hipertansiyon hastasıydım, ilaç kullanıyordum. Aynı şekilde yüksek diyabet değerlerine sahiptim. Onun için de ilaç kullanıyordum. Karaciğer yağlanması vardı ve son evredeydi. Çok şiddetli atakları olan uyku apnelerim vardı. Yüksek şeker değerlerinden dolayı katarakt olmuştum. Hocamızla tanışıp ameliyata karar verdikten sonra ameliyatımızı olduk. Gerçekten çok büyük mesafe kat ettik. Ameliyat öncesi fazla kilolarımın elimden aldığı sosyal hayatımı tekrar geri kazandım. Sadece size değil, eşinizin, çocuklarınızın, ailenizin, hepinizin hayatına dokunuyor. Şu anda hiçbir ilaç kullanmıyorum. Bu 15-16 aylık süreçte 162 kilodan 102 kiloya düştüm. Toplamda 60 kiloluk bir zayıflama gerçekleşti. Doktorumuzun verdiği direktiflerin dışına hiç çıkmadık. Hepsini uyguladık. Sonuçta kazandık hep birlikte. Bize 90 kiloyu hedef gösterdi şu an için. Kilo kaybımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede 90 kiloya da düşeceğiz. Birçok kötü hatıranız var. Çocuklarınızla ilgilenemiyorsunuz. Sosyal hayatınızda bir varlık gösteremiyorsunuz. Sürekli eve kapalı yaşıyorsunuz. Sağlık problemleriyle uğraşıyorsunuz. Ameliyat sonrası bunların hiçbiri kalmıyor. Ben birçok kıyafetimi yani tamamını dağıttım, hediye ettim. Ama bir tane hatıra olarak kendime saklıyorum. Bu da Doktor Bey ile ilk tanıştığımızda giydiğim takım elbiseydi. Onu saklıyorum. Şöyle hatta göstereyim bir fotoğrafımız size. Da var. Fotoğrafımız galiba. Da var kendisiyle. Evet. Şöyle göstereyim. Eski bedenim buydu. Yani 162 kiloyken bu bedendeydim. Türkiye'de 20 milyon obez var aslında. 20 milyon. Yani nüfusumuzun oranı 3'te 1 yaklaşık. 3'te 1'den birazcık daha az. Şimdi 20 milyon obezin yaklaşık 2 milyonu da morbid obez dediğimiz. Ciddi hastalıklı obezite ve artık cerrahinin gerekli olduğu obezite ki hastalıkların hepsinin mevcut hastalıklarıyla birlikte arttığı bir hasta grubundan bahsediyoruz. Şimdi obezitenin Türkiye ortalamasının en yüksek olduğu şehirlerden birisidir Bursa. Bursa ile birlikte İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Erzurum buralarda da oranlar oldukça yüksek. Obezite çağımızın problemi ve ek hastalıklara yol açtığı için şimdi ek hastalıklardan bir tane ek hastalık saymıyoruz. Birçok ek hastalık var ve hepsinin de ölümcül, uzun dönemde hayatı kısaltan, yaklaşık 10-12 yıl kadar ömrü kısaltan hastalıklar olduğunu belirtmek istiyorum. Dolayısıyla obezite çağımızın en büyük pandemik problemlerinden birisi. Şimdi pandemi döneminde bu pandemi lafını obezite pandemisi olarak da vurgulamamız gerekli. Hastalarımızdan yine tüp mide ve bypass ya metabolik cerrahi yaptığımız hastalarımızdan çok başarılı sonuçlar aldığımız Ömer Faruk Bey'in ameliyat öncesindeki çok yüksek kilolarına eşlik eden ciddi bir uyku apnesi ve karaciğer yağlanması problemimiz ve kontrollü sayılmayacak kadar yüksek tansiyon ve şeker ölçümlerimiz vardı. Ama kilolar ömür hayat kalitesini de ve yaşam fonksiyonlarını da bozmaktaydı. Organlarına da hasar vermekteydi. Dolayısıyla kendisine bir morbid obezite cerrahisi olan sleeve gastrectomy yani tüp mide ameliyatını kararını alarak operasyonu 16 ay önce gerçekleştirdik.